başladım ve bir ay çok yoğundum. Arkadaşlar daha sonra ilk hani bir ay Hotkey programında çalıştıktan sonra M5 Bilişim adına bir internet sitesi var. Buradaki sürat testlerini çözmeye başladım. Yani aslında ben ilk kendim test ettiğimde arkadaşlar ilk 3 ya yani 3 dakikalık bir teste 20'lerde falandım. Daha sonra bu ilk 1-2 ayda hemen 50'lere arttı. Yaklaşık 5-6 aydan sonra da yüzlü rakamları bulmaya başladım. 3 dakikalık teste. Şu anki durumu soracaksanız şöyle bir metinde 140 yazabiliyorum ortalama. Bu kesinlikle zamanla daha da çok artacaktır. Ama ben çok büyük bir ara verdim. Çünkü baktım atanamıyorum. En iyisi dedim özel bir şirkette çalışayım. Çalışmaya başladıktan sonra pek bunlara yoğunlaşamadım. Ama şunu söyleyeyim size arkadaşlar. Mutlaka siz de yapın. Birincisi ilk zabıt katipliği çalışmalarında kesinlikle sabırlı olun. Sabır çok önemli. Çünkü bu işin en önemli yanlarından biri biraz sabırlı olmanız. Çünkü bu hemen pat diye hızlı gelişebilen bir olay değil. Sabırla belli bir noktalara ilerleyeceksiniz. Sürekli yazacaksınız. İkinci aşama normalde evde, iş yerinde ya da herhangi bir yerde kullandığınız hatta cep telefonunda kullandığınız klavyeleri F yapın arkadaşlar. Tabi F çalışıyorsanız. Bu çok önemliydi. Ben bütün klavyelerimi F yaptım. Yani Q'ysa da nasıl F'e çevrildiğini biliyorsunuz zaten. Bir şekilde F yapın. Bunun da çok faydası olacaktır. Böyle arkadaşlar, size bu şekilde kısa bir bilgi aktarmak istedim. Yani ilk yani 20-30'larla yazmaya başladım. Şu anda 140'larda. Rekorum 170. O da imlasız bir metinde. Rekorum 170. İmlalı bir metinde de ortalama 130'la 150 arasında yazıyorum. Bu arada en zor katiplik metinleri yani en zor metinler Danıştay, Yargıtay metinleri. Bu iki kurumun metinleri gerçekten çok zor. Zabıt katipliği ve icra fena değil, iyiydi. Yani daha da basit. Bu şekilde arkadaşlar. Benim bu konuda önerebileceklerim bunlar. Sizin sormak istedikleriniz olursa yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. İyi günler.